söz, o fotoğrafların kopyalarından sana vereceğim. Ama sen de istediğim şeyi ayarlayacaksın. Tamam mı? Şimdi şöyle. Teknisyen arkadaşın Sabah İlkiş teknik bakım bahanesiyle gider dediğimi yaparsa düğünün bütün fotoğraflarından sende de olacak. Öyle. Kolay olacak demedim ki ben sana. Her şey karşılıklı. Anlaşıldı mı? İyi tamam, sabah haberleşiriz o zaman. Hadi iyi geceler. Anne ödüm koptu ya. Kopsun kopsun. Sen yine ne işler peşindesin? Ne iş peşinde olacağım anne? Bir haberle ilgili konuşuyordum. Sizi de uyandırmayayım diye dışarı çıktım. Sen kiminle düğün fotoğrafları üzerinden pazarlık ediyorsun küçük hanım? Gizli gizli beni dinlemekten vazgeçmedin mi hala sen? Vazgeçmedim küçük hanım. Daha çok beklersiniz. Başka türlü sizin hızınıza nasıl yetişirim ben? Öyle kapıdan pencereden dinlemeyle, çay bardağı usulü gizli bilgi avcılığıyla olmaz o işler anneciğim. Olur olur. Abinle ilgili bir işler çevirmiyorsun değil mi? Tam olarak öyle yapıyorum anne. Tam olarak abimle ilgili bir meselenin içindeyim şu an. Beni de kimse durduramaz. Emin ol, rahat da ol. Tamam mı anneciğim? İyi geceler. O saçtan kurumamış yalnız. Sana ne? Hasta olacaksın. İcazet üstü. Hayır, halsizlik yapar. Evcilik oyunu değil ki bu. Yani komplesi öyle değil manasında, onu diyorum. Allah rahatlık versin. Günaydın. Dila çıktı. Sana bir şeyler hazırladım. Ama özel olarak istediğin bir şey olursa... Yok yok. Dila nereye çıktı? Bilmiyorum. Sağ ol ablacığım, ben yemeyeceğim. Eline sağlık. Masadan biri duruma uyanmış olabilir. Dikkatli ol, peşine düşebilirler. Emin misiniz? En yüksek ihtimal. Böyle tehlikeleri olacaktır tabii bu işin. Ne olacak peki şimdi? Merak etme, açığa çıkmış falan değilsin. Doğru. Açığa çıksan başıma ne geleceğini gayet iyi biliyorum. Evet, ölürdün. Biri seni fark ederse biz de onun için gerekeni yaparız tabii. Dün gece aradığınızda kuzgun fark etti. Yani ikinci bir telefonum olduğunu. Kuzguna karşı da dikkatli ol. O da yükselmek isteyen oldu. Behram'ın gözüne girmek için her şeyi yapacaktır. Kuzgun'a karşı zaaf geliştirme. Ben o heriften nefret ediyorum ya. Bana yaptırdığınız yalancı evlilikten de nefret ediyorum. Babamı hapse attıran o adamla ben aynı çatı altında uyuyorum. O çatıyı başımıza yıkmak isteyen adamla. Ne zaafından bahsediyorsunuz siz? Geçecek. Gerçekten geçecek. Bu iş bittikten sonra Kuzgun da ait olduğu yere gidecek o masadakilerle birlikte. Hapishaneye. Dila. Dila, bu yolun dönüşü yok. Düğünü yaptınız. Şimdi sıra icazet almanda. Kendini koru. Bana Behram'ı ve o masadaki herkesi verdikten sonra bu iş bitmiş olacak. Anlaştığımız gibi. Hayal kırıklığın kızgınlığın yüzünden okunuyor. Bir
son sana her şeyi anlattım. Abinin başını kuzgunun yaptığı plan yaktı. Dila'yı kaçırmaya çalıştıkları için oldu ne olduysa. Abini bulup İstanbul'a ben getirdim. Bakma bana öyle, mecburdum. Füsun düşünsene. Adamın biri kardeşime musallat olmuş. Abin olsaydı benim yerimde ne yapardı? Hı? Ama kesiyi öldüren olaylara yol açan her şeyin sebebi Kuzgun. Kuzgun şimdi sana git diyor. Neden? Çünkü sana bir ihtiyacı kalmadı. Emin ol kesik yaşasaydı aynısı onun başına da gelecekti. Çünkü bu herifin tek derdi ne biliyor musun? Bizim sahip olduğumuz her şeye konmak. Kız kardeşimle evlenerek de en sert hamlesini yaptı. Kuzgun sadece kendini düşünüyor. Füsun. Beni dinle gitme. Kal. Gel hıncımızı beraber alalım. Ben Kuzgun'a ne yapabilirim ki? Evet kızgınım. Evet kalbim çok kırık. Ama ben ona ne yapabilirim ki? Benim bir fikrim var. Bana güven Füsun. Delirteceğiz Kuzgun'u. Altın girdin mi? Evet efendim. Yoğun bakım ünitesine rutin kontrolü için gidiyorum şu an. Çıkınca hemen arayacağım. Süpersin Tolga. Teşekkür ederim. Tamam. Tamam bekliyorum. Bu sana geldi Dila kızım. Sağ ol Meral abla. Gözümüz aydın. İcazeti alıyorum. Abi, Terzi'den geldi. Şeklini de hiç bozmaz. Bugün büyük gün Cihan'ım. Bugün icazet geliyor. Sonrasında beni tutabilene de benden kaçabilene de aşk olsun. Hepimize hayırlı olsun abim. Peki yenge? Yenge de gitti mi dersin? Oğlum yenge menge deyip niye ağzımızın tadını kaçırıyorsun şimdi? Yüzük öyle demiyor ama. Sen bakma buna. Bu evlilik de bu aynı evde yaşama tantanası da Behram adı var aşağı inene kadar. Abi bu adamlar öyle aşağı kolay inecek adamlar değil ama. O adamların... Ben Cihan, sana bir şey olmasın. Bu Şeref de Rıfat da, hatta Behram da dahil. Bunlar kendilerini o kadar güvende bir yerde hissediyor ki... ...senin benim gibi alt tabakadan gelme insanları hiç dikkate almıyorlar. Sonra patlıyor. Behram'ın en büyük zaafı en tepede oluşu. Ama bir sorunumuz var. Kimse kim olduğunu bilmiyor. Biri hariç.
Zamanı gelince Cihan'ım, zamanı gelince. Köprüyü geçene kadar Dila'ya karım, Ali'ye kayınbiraderim, Behram'a da patronum. Ayıya dayı yani, anlıyor musun? Senin söylediğin gün birkaç dakika durmuş. Nasıl? Ne demek bu? Yani biri bu adamın fişini çekmiş. Ya da borudan gelen oksijenin alınmasını engellemiş. O gün o odaya o saatlerde sadece tek bir kişinin girebileceğini tahmin ediyorum Tolga. Bana hemen dökümlerimi iletebilir misin? Tamam, atıyorum. Tamam. Bekliyorum. Şeref, Dağıstanlı'yı kim öldürdü? Tahmin ettiğim şey mi? Evet. Haberi yaptım. Şeref Dağıstanlı'yı kim öldürdü? Yalnız sarsıcı olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. Özellikle de sizin için. Şeref Dağıstanlı'nın yoğun bakım odasındaki anlık bir aile sırrını ortaya çıkardı Şermin Hanım. Abiniz vurulduğu için değil, fişi çekildiği için bu hayatı ve sizi terk etmek zorunda kaldı. Bunlar Bora. Abim ölmeden önce bağlı olduğu makinenin kayıtları. O gün sadece o odada sen olduğun için bu raporun ne demek istediğini daha iyi anlarsın. Öyle yaşamasına izin veremezdim. Sen teknik olarak kendi babanı öldürmüşsün Bora. Benim de abimi. Belki toparlayabilirdi. Toparlanmayacaktı Şermin. Bilemezsin. Mucize beklentisiyle babamı öyle yaşatsa mıydım? Evet, evet. Şermin. Etrafım katillerle dolu ama sen çok yıkıtın beni Bora. Bitkiden farkı kalmayacaktı, inan bana Şermin. Sen de olsan aynısını yapardın. Kuzgun tüm kaleleri teker teker ele geçirdi. Nasıl iş bu, ben anlamıyorum. Bir tane çulsuz geldi, yıktı geçti bizi.
Yetmedi, Dilay'la evlendi. Evimize kadar girdi. Hepimizi parmağında oynatıyor ve sen hala bekliyorsun. Neden? Kuzgun benim de canımı fazlasıyla sıktı. Ama sen merak etme Şermin. Ne, bir planın olduğunu mu söylemeye çalışıyorsun? Önce onu Dila'dan koparacağım. Kuzgun bunun bedelini ödeyecek. Dila da Kuzgun'u o eve almanın bedelini ödeyecek Şermin. Üstelik sorumlusu da ben görünmeyeceğim. İyi. Kanlı bir sabah hazır ol Şermin. O evde senle Naz dışında kimsenin canı güvende değil. Sen bana güven. Bana güven Şermin. Merhaba. Merhaba. Kuzguna bakmıştım ben. Siz burayı nasıl buldunuz? Gazeteciyim ben. Adres bulmak en kolay şey bu hayatta bana. Ayrıca burası kayıtlı kuyutlu bir şirket. Hayır yani görünmez olduğunuzu falan mı sanıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Anladım. Kuzgun diyorum, Kuzgun. Ha, Kuzgun abim arka tarafta. Ben çağırayım. Tamam, ben hallederim. Teşekkürler. Sen nasıl buldun burayı? Düşün biraz. Bulursun. Bana bak laf ebesi. Doğru dürüst söyle işte. Şimdi hiç lafımı kesmeden beni dinle. Bilmen gereken çok önemli bir şey var. Bu Şeref Dağıstanlı'nın kardeşi var ya, Şermin. O geçenlerde bizim gazeteyi satın aldı. İşte Rıfat'ın mahkemesi olduğu gün de getirdi önüme, senin Şeref'i öldürmüş olabileceğine dair bir delil bıraktı. Tabii niyeti senin haberini bana yaptırmak. Abin abimi öldürdü. İlla gerçekler diyorsan git haberini yap diye meydan okudu bana. Öyle bir gaflette bulundu yani. Sen ne yaptın peki? Beni verecek haberi yaptın mı? Onun için mi geldin buraya? Haberi yaptım, evet. Ama biraz ters köşe oldu Şermin'e. Bir dakika ya. Şeref'i Bora mı öldürmüş? Evet. Sen nereden buldun? Sen nasıl bir belasın ya bütün dünya için? Tabii bu haberi gazetelerde kimse okumayacak. Çünkü? Çünkü Şeref'i vurmuş olduğun gerçeği artık bir tehdit olarak yakana yapışmasın diye. Sen beni kurtarmak için Şermin'le mi anlaştın? Anlayacağı dilden konuşmuş oldum diyelim. Bir daha bu haber meselesini açmayacaktır o kadın. Sen de bil istedim. Malum, çakal sürüsüyle birlikte yaşıyorsun artık. Nedense. Tamam o zaman. Hadi eyvallah. Asıl sana eyvallah be. Gel buraya. Saçların reçel gibi kokardı küçükken. Hala öyle. Ne reçeli?
diye sorardın hep. Çilek galiba. Derdin sen de. Hiç de sevmem çilek reçelini. Ben de. Sağ ol Melik. Bir şey değil. Abi. Bir daha da öyle damdın gelme buraya. Görmeyeceğim. Haber maber yapacağım diye de o çakalların arasında gezme. Beni merak etme sen. Sen merak edilmek için tasarlanmışsın be kızım. Gülme gülme. Abini az ciddiye al. Tamam. Hoşça kal. Karadır kaşların benzer kömüre, yardan ayrılması zarar müre. Kırarım zinciri, giderim yâre. Kollarımdan bağlasalar zincire, kırarım zinciri, giderim yâre. Beğendin mi rengini? Benim mi? Senin. Yani çok anlamam ama güzelmiş. Ölçülerimi vereyim mi? Yok, ben öyle çalışmıyorum. İcazeti aldın. Takımın yarın hazır gelir olsun. Bugün niye geldin peki? Eyvallah abi, sana da hayırlı günler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İşte bunun için. Niye? Biz zaten bu aralar hep dip dibeyiz, malum. Ben tek görüşçe sanmıştım. Hani bu olaylar böyle oluyor gibisinden. İcazet aldın. Yarın takımını gel al. Bugün niye geldin o zaman? Düğün yemeği için. Ne için? Düğün yemeği için. Çok incesiniz, sağ olun ama biz dün o işleri hallettik, yedik yemeğimizi. Ama benimle değil. Hiç yırtınma, yırtamazsın. Ne bu? Düğün yemeği adı altında yeraltı dünyasının altın kurallarını öğrendik mi yarışması mı? Neyse ki çabuk öğreniyorsunuz ikiniz de. İyi olan kazansın o zaman. Dert yüzü görmeyin. Bir yastıkta kocayım. Bunun bir formalite evlilik olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. O yüzden mevzuyu yumuşatmanın, hiç olmamış gibi davranıp unutmanın kimseye bir faydası yok. Hiç hiç. Olan olmuş. Unutsan ne, unutmasan ne?
Artık ikiniz de yeni dünyadasınız. Bu evlilikle beraber giriş biletini almış oldunuz. Ne güzel söyledin bak. Zaten bütün bu tantana giriş bileti için değil miydi? Üzerine koyacak başka bir şeyimiz de yok zaten. Bitecek gidecek. Bu kadar mesele yapmanın bir anlamı yok. Yanılıyorsun. Bu evlilik gerçek bir evliliğe dönüşecek ister istemez. Neden biliyor musunuz? Behram'a da varaya yanlış yapmayacaksınız. O zaman ne oluyor zaten? Düz mantık. Birinizin yanlışı diğerinizle bağlı. Yani biriniz bir yanlış yaptığında diğeri de bedel öder. Sadece sizde değil, ailelerinizde. Senin bir yanlışın mesela yeğenin defneyi bağlar. Senin bir yanlışın herkesi bağlar. Çapraz da alabilirsin. Senin bir yanlışın Kuzgun'un bütün ailesini yok edebilir. Yani çocuklar, siz artık karı kocasınız. Bitti. Bu Behram da su kaçırdı ha. Öyle ne diyeyim? Doğru. Bizim bu yaptığımız her şey zaruriyetten. Anlatabiliyor muyum yani? Geçici işbirliği diyelim, öyle bir şey yani. Bir dakika ya. Ben bu masada neyi kaçırıyorum? Sen ne kadar güveniyorsun Derviş Bey'e? Ben mi yanlış anladım? Siz Behram'ın adamı değil misiniz? Şimdi bu işbirliği, evliliği falan bu lafların masada geçmesi ne kadar doğru ben bilemedim. Bu masada konuşulanlar bu masada kalır. Bu lafların edilmeyeceği masa daha büyük masa. Ben ikinize de yardımcı olmaya çalışıyorum. Atlı kovalamıyor. Gece daha uzun, hadi bakalım. Arada iki lokma bir şey atar zine. Biliyoruz sonra ne oluyor. Ne kadar yerinde bir hatırlatma, bravo. Ben de tam unuttum diyordum o lanet ettiğim geceyi. Sağ ol. Kimine lanet, kimine şükür. Hayırlısı artık. Bir kurşun atıldığında insan ilk kimin önüne geçerse onun zaafı odur. Behram Alıvar zaafınızı bulur. Sizi hemen öldürmez. Ölmeyi diletir. Bu korku imparatorluğunu yaratırken kendisini hiç görmememiz çok saçma değil mi? Pek değil. Niye saçma olsun? Anlaşılabilir bir şey. Onun yerindeki biri için hayatta kalmak bayağı bir mesele. Hoş sizin de ondan eksik kalır yanınız yok. İşte o yüzden bu evlilik gerçek bir evlilik olmak zorunda. Aranızdaki husumet bitecek. Gerçek bir evlilik olursa ancak o masada iki kişi değil de bir kişi olursanız güvenli olursunuz. Bir yastıkta kocayım. Ne yani şimdi diyeceklerini deyip gitti mi öyle? Gitti. Arkadaş millet ne yatak odası meraklısı çıktı ya. Hayret. Böyle olur ya ne bileyim işte kız al kız ver falan. Hı hı. Doğru. Kız dediğin şu hayatta niye var? Böyle anlaşmalarda bağlayıcı unsur olsun diye. Doğru diyorsun. Allah Allah. Ben öyle mi dedim? Öyle oluyor dedim. Yavaş yavaş. Yüzüm çarpıyor seni. Yamuluyorsun sonra. Koyu
kocam değil misin? Toplayıver bir zahmet. Yarın Bilgin ve Cebeci ailelerine bir sürprizimiz olacak. Herkes çok dikkatli olacak. En ufak bir hata istemiyorum, tamam mı? Yarın sabah kahvaltı bahçeye kurulmuş olacak. Siz içeri girdiğinizde o bahçede Dila hariç kimsenin canı önemli değil. Anlaşıldı mı? Bir tek Dila. Hemen yeteceğim. İyi. Şu yanda oda falan diyordun. Ne oldu? Ne olur kuzum. Birkaç gün dayan. Bak şu birkaç gün bir geçsin. Ya anlıyorum, istemiyorsun, utanıyorsun, sıkılıyorsun da yani. Ne yapıyorum? Ne utanacağım ya? Şu mahkumiyetten hoşlanmıyorum öyle prangalı gibi. Neyse işte. Artık nasıl başa çıkacaksan kolay gelsin sana. Su içip geliyorum. İyi. Merhaba. Ben senin düşmanın değilim. Aklın yolu bir. Niye olacaksın? Kocamın ihanetinden daha büyük değil seni yaptığın. Ayrıca cezasını bulmasını da sağladı. Şerefi kendi oğlunun öldürmüş olması gerçeği var bir de. Evet, o da var. Biliyor musun, içeriden bir yerden seni anlıyor gibiyim. Yani bir yakınlık hissediyorum. Aman diyeyim, tarlama yanına. Patlarsın. Biliyor musun, ben Rıfat'la iki ailenin barışını sağlamak için feda edilmiştim. Gençliğimi feda ettiğim şey sonuna gitti, abimi aldı. Sen de dikkatli ol. Hangi bakımdan? Vaktim boşa harcanmış olmasın diye söylüyorum. Ne anlatıyorsun ya sen gece gece? Biliyorum diyorum. Sizin evliliğinizin benimkinden bir farkı yok. Sen Dila'ya mecbur bırakıldın. Orada dur Şermin Hanım. Bizim Dila'yla olduğumuz şeyin yakınından bile geçemez kimse. Biz bir kere farklı yollardan geçip bulmuşuz birbirimizi. Öyle ortada yalan bir şey de kimsenin kimseyi feda ettiği falan da yok. Bunu hepiniz anlasanız iyi olur. Yoksa sıkıntı büyük. Hazımsızlık yapar, sıkıntı yaşarsınız, ben size söyleyeyim. Dila, müsait misin? Gel. Hayret ya. Senin bu yuvaya anne şaşırmış ha, ben sana söyleyeyim. Kadın huylandırıyor insanı. Niye? Ne oldu yine? Takmış kafayı, yok bu evlilik gerçek değil de bilmem ne de falan da filan da, oho. Bizim bununla işimiz var ha, ben sana söyleyeyim. Ne oldu ya? Beni zorlarken bu kadarını hesap edememiş miydin? Tartışma moduna mı geçtik şimdi? Sen ne cevap verdin Şermin'e, onu söyle. Ne diyeceğim, bizimki dedim yani başka yollardan falan. Yani benzemez kimse bize hesabı. Anlık dindirdim kadını da, dur bakalım. Şu halimize bak kuzgun. Birbirimize ne yaptık görüyorsun değil mi? Geçmedik mi ya bunları? O kadar konuştuk, tartıştık. Geçsek. Konuştuk tabii. Ama şu hal var ya. Şu mahkum kaldığımız hal. Böyle arada tepemden tepemden vuruyor, ne yapayım?
Dikkat et bak, o tansiyona işaret. Ya Allah aşkına biraz ciddi olur musun? Bir şey konuşmaya çalışıyorum seninle. Yavaş. Zaten bütün ev radarlar açmış. Hadi uyuyalım biz de. Belki rüyanda sinir atarsın. Niye burada giyinmiyorsun? Utandığın için mi? Dila. Bak seni bu yüzüm çarpıyor, 50 defa söyledim. Aslında her şey çok farklı olabilirdi, biliyorsun değil mi? Şansımız olabilirdi kuzum. Dila dur. Ama sen ne yaptın? Sen beni öldürdün. Sen her seferinde acımadan ezip geçtin beni. İçimdeki seni öldürdün sen. Korkuyor musun benden? Dile. Meydan okudun kuzgun. Madem öyle, ben de sana meydan okuyorum. Seni tam buradan vuracağım. Tam kalbinden. Yani olduğum yerden. Beni oradan kimse vuramaz, sen tasalanma. Sana kötü bir haberim var. Neymiş? Sana çok kötü bir şey olacak. Bana aşık olacaksın. Seninle olmak için aşka ihtiyacım yok benim. Dünden razısın zaten. Bak bu söylediklerini sakın unutma. Çünkü ben asla unutmayacağım. Belki yine alay edersin. Dila yine boş boş konuşuyor dersin. Ama bana yalvaracaksın. Seni birazcık seveyim diye bana yalvaracaksın. Ama ben seni seveceğime ölmeyi tercih edeceğim. Emin ol.
Dila Bilge'nin burnu bile kanamayacak. Yoksa hepiniz ölürsünüz. Anne. Efendim bir tanem. Bahçede miyiz bu sabah? Evet canım. Hazır hava da güzel. Hem çifte kumlulara da hediye olur. Tamam. Defne'yi yollayayım mı? Yandırsın onları. Harika fikir. Şermin Hanım, aldım mesajınızı. Getiriyorum hemen. Taksiye atlayıp gel. Kapıda hallederler. Tamam, tamam. Geliyorum. Kalktık hala faresi. Bak uyandık bile, tamam. Hadi kahvaltıya. Ben gelmem, sen git. Niye? Kahvaltı kırmızı çizgin mi? Dila, uğraştırma beni, git sen. Hadi kuzgun, hadi kalk. Sen de alışacaksın, biz de alışacağız. Herkes alışacak. Açıyorum kapıyı. Günaydın. Günaydın. Günaydın enişte. Günaydın da eskisi gibi Kuzgun abiden mi gitsek? Ben bu yeni halini daha çok sevdim. Ben de. Hadi bakalım. Havada mis gibi. Bahar da geldi, değil mi? Mis, mis. Günaydın herkese. Günaydın. Fareciğim, ama çok uzak kalmışız seninle biz. E kızım nerede hani senin bakıcı abla? Ne bakıcısı ya? O nereden çıktı? Defne beceremeyecek bu işi. Ben kızı gideyim alayım geleyim. Ali'nin sürprizi. Biz de dün akşam öğrendik. İyi oldu senin için de, rahat edersin biraz. Geç Füsun, sen de istersen Defne'nin yanına otur. Hayırdır, ne iş? Nasıl iş kuzum? Gel benimle. Kalk, kalk. Ne alaka? Sen ne yapıyorsun ya kafanı böyle? Ha? Ne yapıyorsun? Burada çalışmana izin mi vereceğim sanıyorsun? Ha? Ben senden izin istemiyorum ki ama. Yani bir karar bildiriyorum. Sen bana nasıl bazı şeylerin kararını bildiriyorsan ben de sana bildiriyorum. Ha. Burada çalışacağım, paramı kazanacağım. O kadar. O kadar ha? Bir söz dinle, söz. Burada bir şey vereyim. Ha, kumrucuğum. Kumru, seninle birazdan ilgileneceğim. Naz'ın öğretmeni bir mesaj göndermişti. Onu halledip geliyorum, tamam mı? Sen geç. Naz, bir gel. Ne
vereceksen içeride ver. Çıkalım beraber. İyi tamam. Anlamıyorum ki sen bu evin içindesin ama kimsenin bu eve girmesini istemiyorsun. Hayır, hayır. Dile. Dile.